Viranşehir'de biri çocuk, iki şehit verdiğimiz saldırının talimatını terör örgütü PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Yaşar Uygur'un verdiği tespit edildi. Uygur'un iki gün önce Mardin'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Mardin'de güvenlik güçleri iki gün önce başarılı bir operasyona imza atmış, örgütün sözde bölge sorumluları öldürülmüştü. O isimler arasında PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakın koruması ve sözde Mardin bölge sorumlusu Behzat Kod adlı terörist Yaşar Uygur da vardı. Uygur'un PKK'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği hain saldırıların talimatını veren ve organize eden iki kişiden biri olduğu ortaya çıktı. PKK'lı terörist Yaşar Uygur'un önceki gece Şanlıurfa Viranşehir'de bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyı da planladığı tespit edildi. Uygur'un önceki gün saat 18.30'da öldürüldüğü, öldürülmeden önce Viranşehir saldırısının talimatını verdiği ve yaklaşık 2 saat sonra da saat 20.45'te Viranşehir'deki patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Uygur'un bombalı saldırıları PKK'nın Diyarbakır sorumlusu Porsipi Kod adlı İshah Özçaktu ile birlikte planladığı belirtildi. Uygur'la Özçaktu'nun PKK'lıların yapacakları eylemleri organize eden, patlayıcı sağlayan ve onları metropol kentlere gönderen kişiler olduğu bildirildi. İki teröristin İstanbul Vezneciler, Vodafone Arena, Ankara Merasim Sokak, Kızılay, Adana ve Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırıların talimatlarını verdiği saptandı. 1,5 yıl içerisinde yaşanan bu saldırılarda 150'den fazla kişi şehit oldu. Güvenlik güçlerinin Diyarbakır Lice kırsalındaki Özçaktu'nun peşinde olduğu da öğrenildi.